Bir daha söyle. Seni seviyorum. Bir daha. Seni seviyorum. Bir daha. Seni seviyorum. Lanet olsun, yine elektrikler kesildi. Yaz bakalım. Utanç verici sırlarını yaz. Yapamadıklarını yaz. Ama sen benim yerimde olmayı ne kadar isterdin, değil mi küçük fahişe? Sinanoğlu çiftliği, elma bahçeleri, kiraz bahçeleri, baharda yeşiller, kırmızılar, beyazlar, güzleri sarılar, bejler, tarçın renkleri. Her zaman biraz sisli, anlatılmaz güzel ve adam akıllı da hüzünlü olan bu bahçeler gerçek dışı bir yer gibi. Kahya Mustafa Han'ın kucağında buraya getirildiğimde 5 yaşındaydım. Yine de çok net hatırlıyorum. Annemle babam korkunç bir kazada can vereli yalnızca birkaç gün olmuştu. Ve artık amcam Servet Sinanoğlu'nun çiftliğinde yaşayacaktım. Yeni yuvam burasıydı. Gerçekte benim hayatım bu çiftlikte başladı. Nilgün'ü gördün mü yenge? Ben banyodan çıkana kadar kaybolmuş. Atını atlayıp gitti. Atıyla mı gitti? Nereye? Elma bahçesine gitmiştir. Huyudur, bilmez misin? Yazın kirazlara, kışın elmalara gider. Deli kız. Ne anlar ki tek başına dolaşmaktan? Kim bilir? Belki de aşıktır. İlahi yenge. Sonu gelmeyen romanını yazmaktan başka ne tutkusu var ki? Kızcağızın çiftlikten dışarı mı çıktığı var ki birini görüp de aşık olsun? Kim bilir, belki çıkmasına gerek yoktur. Belki de çok yakınında olan birine tutkundur. Hayatım ve aşkım burada başladı. Birincisine herkes tanıktı. Ama öteki hep gizli kalmak zorundaydı. Ölünceye kadar. Aman yenge, kim var ki burada? Kahya Mustafa Ağa'ya tutulacak değil herhalde. Başkası yok mu? Yok tabii. Öyle mi dersin? Abim mi? Şaka ediyorsun.
Hayır, çok ciddiyim. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Hem benim abim onun da abisi sayılır. Sayılır ama değil. Oh, olamaz. Üçümüz birlikte büyüdük biz. Hayır canım. Nilgün'le ikiniz bir arada büyüdünüz. Sinan sizden çok büyüktü. Ama o ailemizden biri. Kardeşimiz. Baba bak Nilgün. Nilgün. Aa, dur sallama sandalı dur. Garaja mı çekeyim beyefendi? Tamam zaten. Başka bir yere gitmiyorum. Sen gelebilirsin. Babam onu alıp eve getirmekten başka ne yapabilirdi ki? Doğrusu benim için de çok iyi oldu. Bir kardeş kazandım. Onu himayesine almak başka, evin prensesi gibi tepesine çıkarması başka. Yanılıyorsun yengecim. Evin prensesi benim. Ha. Babacığım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne o, gelin görümce sohbeti mi? Konuşuyorduk biraz. Gülsüm'e söyleyin de bana bir kahve yapsın. Aşk olsun. Hani erken gelecektin? Vay 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 vay. Yahu 40 yılda bir iniyorum İstanbul'a. Eş dost sağ olsun, bırakmıyor bir türlü. Avukata gittin mi? Gittim. Konuştuk İhsan Bey'le. İzmit'teki evle Bostan'ın satışında itiraf çıkmış. Sinan nerede? Saatlerdir gölde. Balığa gitti. Ali'yi de götürdü. Üşütecek çocuğu. Bronşitten yeni kalktı daha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme. Her şeye de tasalanma bu kadar. Oluruna bırak. Ya, söylemesi ne kolay değil mi? Canım Ali hepimizin kıymetlisi, gözümüzün bebeği. Ama çocuğu da pamuklar içinde saklayamayız ya Hümeyra. Hayır ama hasta olmamasına dikkat etmeliyiz. Neyse? Avukat İhsan Bey'i anlatıyordun. Ha, yahu cumartesine İhsan Bey'i çiftliğe öğle yemeğine davet ettim. Yanındaki çocukları da. Gülsüm'e haber verin de iyi bir şeyler hazırlasın. Yanındaki çocuklar dediğiniz? O sekreter bir kız var ya Serap. Bir de o stajyer çocuk. Engin. Evet Engin. Hep birlikte gelecekler işte. Çok iyi etmişsin babacığım. Bayılıyorlar buraya. Ne de olsa onlar için değişik bir Bizim yer. İçin de iyi olur. Tabii ara sıra çağırmak lazım. Rahmetli annenin zamanında misafirsiz kalır mıydık hiç? Evet. Yensin içilsin bayılırdı. Çok iyiydi. Teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Afiyet olsun efendim. Hadi gözün aydın. Cumartesiye misafirler var. İhsan Beyler geliyor. Buyursunlar. Ne hazırlamamı isterdiniz beyefendi? Çocuklar düşünür bir şeyler. Nerede kaldı bunlar? Ne kadarmış bu balıklar? Tam bu kadar Nilgün. Baban tuttu. Bir görseydin Nilgün. Eline sağlık Gülsüm Hanım. Afiyet olsun beyefendi. Hadi oğlum bak herkes bitirdi. Nereden öğrendi? Ali. Tamam söyledi. Yemeyeceğim. Ne konuşmuştuk seninle? Huysuzluk edersen yemeğini tek başına odanda yersin anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Kalk bakayım. İsteyerek yapmadı annesi. Şimdi bana söz verecek, yemeğini büyük adamlar gibi güzel güzel yiyecek. Baba rica ederim. Çık. Canım sıkıldı vallahi şimdi. Parmak kadar çocuk. Zaten iştahsız. Babacığım yengen müdahale edilmesinden hoşlanmıyor. Sen de kendini bir türlü tutamıyorsun. Baksana abim bile karışmıyor. Balıklar ne oldu? Yarına yaparız dedi Hümeyra Hanım.
Ali. Nilgün. Benimle mi yiyeceksin? Hayır ama biraz yanında kalabilirim. Tabii kimseye söylemezsen. Teslim ol. Aa! Bıcırık seni bıcırık. Başka bir şey ister miydiniz beyefendi? Hayır teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Servet Bey'den başkasına acımıyorum vallahi. Yaşların halinden gençler anlamaz. Acınacak nesi var ya? Koskoca Sinan o çiftliğin sahibi. Öyle deme Mustafa. İnsan karısıyla güzel güzel yaşarken onu kaybetmek kolay mı sanıyorsun? Rahmetli çok iyi bir kadındı. Herkes sever sayardı. 8 yıldır yalnız Servet Bey. Evlenmedi de. Akşam olunca öyle tek başına oturur rakısını içer. İçim dayanmıyor vallahi. O daha 6 yaşında. Ye. Söylemeseydim bilemezdim. Hümeyra, çocuğu cezalandırmadan da ona bir takım şeyleri öğretebilirsin. Önce tatlılıkla uyarıyorum. Hem de birkaç defa. Ama çocuk kendini şımartmak için yarışan insanlara güvenip benim otoritemi yıkmaya çalışıyor. Ali iyi huylu bir çocuk. Ona neden bu kadar sert davrandığını bir türlü anlamıyorum. Sinan, ona sert davranmıyorum. Ama ona gerçek terbiye kurallarını öğretecek. Başka kim var burada? Ben bir şehir kızıyım. Ama düşündüğümden farklı bir evlilik yaptım. Ve hayatımı bir çiftlikte geçirmek zorunda kaldım. Bundan şikayetçi olduğunu bilmiyordum. Hayır, biliyordun. Ama bu gururunu kırdığı için bilmezlikten gelmeyi tercih ediyordun. Ben çocuğumun bir şehirli, bir beyefendi gibi yetişmesini istiyorum. Bir çiftçi gibi değil. Neden böyle oluyor? Neyimiz eksik? Neden mutlu değilsin? Sen mutlu musun? Bilmiyorum. Değilsin. Bir toprak adamının kızıyla evlenmeliydin sen. Böylece ikiniz daha mutlu olurdunuz. Biz de olabiliriz. Ayrı dünyalar hikayesi. Ama yine de sana senin ortamına ayak uydurmaya çalışıyorum. Evet, Sinanoğlu çiftliğinde yaşıyorum. Yaşayabilirim. Ama kendi kurallarımla. Her şey bize bağlı Hümeyra. Birbirimizi mutlu edebiliriz. Tek bir adım atabilsen bana. Hay, hay Allah'ım, baş belası migren. Yine tuttu. Anlatırım bizimle varırsan. Anlatırım bizimle varırsan. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum. Tutmuyor elim turnalar ey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm turnalar ey. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, her şey bıraktığın günkü gibi duruyor, her şey. Nereye bakıyorsun öyle? Dışarıda görülecek bir şey yok ki. Ay çıkıyor. Rahmetli yengem anlatırdı. Bilmem hatırlar mısın? Ay çıkarken tuttuğun her dilek gerçekleşirmiş. Biliyorum. Biz küçükken annem söylerdi. Ama onun aslı yıldız kayarken tuttuğun dilek gerçekleşirmiş. Bu başka.
Üstelik o sırada altına bakarsan zengin, gülümseyen bir yüze bakarsan mutlu olur musun? Herhalde baktılar ki yıldızlar öyle sık sık kaymıyor. Biz bunu aya çevirelim dediler. Olsun, biz yine de inanalım. Peki. Hadi bana gülümse. Tamam, sen de bana. Şimdi altınlar. Zengin olduk gitti. Ve de mutlu. Dua mı ediyorsun? Hayır. Dilek tuttum. Neydi? Hadi söyle bana. Olmaz. O zaman gerçekleşmez. Uğuru kaçar. Hep böyle oyunbazanlık yaparsın. Ne olur söylesen. Ben sana her şeyimi anlatmıyor muyum? Bu başka ama. Sen söylemesen de ben biliyorum. Sahi mi? İyi bir kısmet dilemişsindir mutlaka. Yok canım. Neden olmasın? İhtiyar bir kız oluncaya kadar bu çiftlikte kalacak değilsin ya. Orası hiç belli olmaz. Bak, sana ne diyeceğim. Sana söylemeyecektim ama. Yengem ne diyor biliyor musun? Hümeyra abla mı? Ne diyor? Sen kimseyi sevemezmişsin. Kim bilir. Belki de haklıdır. Hiç öyle şey olur mu canım? Belki biraz geç başlarsın bu işlere. Beni boş ver. Kendine bak sen. Seninki cumartesi geliyor ha? Evet. Çok heyecanlıyım. Her gelişlerinde ödüm kopuyor abimle amcam durumu anlayacaklar diye. Benim de. Ama bu sefer çok ciddi konuşacağım. Artık vakit de kalmadı zaten. 2 ay sonra gidiyorum İsviçre'ye. Belki gitmeden nişanlanırsınız. Ben de öyle söyleyeceğim. Bakalım. İnşallah. Nasıl, arabayı beğendin mi Engin? Fevkalade İhsan Bey. Eskisi de iyiydi ama başka tabii. Yahu insanın alıştığı arabasını değiştirmesi çok zor oluyor. Bizimkiler ısrar etmese hiç niyetim yoktu değiştirmeye. Param olsa eskisini ben alacaktım sizden ama. Engin, dur bakalım. Dur hele, olur da istikbal önünde. Ne yapalım? Biz de patronun arabasını kullanarak zevkimizi tatmin ediyoruz işte. Paraya bula kavuşmak için acelen hırsın varsa en kestirmesi zengin bir kızla evlenmek. Ve mutsuz olmak, öyle mi? Zengin bir kızla evlenince mutsuz mu olunuyor yani? Eğer erkek meteliksizse genellikle evet. Sen de bir dengi dengine diyenlerdensin. Anladık, bağırma. Gel bakayım sen. Dediklerimi hatırlıyor musun? Koşmak, bağırmak, soru sormak yok. Huysuzluk istemiyorum, tamam? Hadi bakalım. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin bakalım. Engin. Merhaba delikanlı. Serap Hanım kızım. Merhaba. Bakalım. Görmeyeli çok büyümüş canım. Pek de yakışıklı bir delikanlı olmuş. İşte yine görüştük. Oğlum, bak amcan sana merhaba diyor. Niye cevap vermiyorsun ha? Merhaba Ali'cim, beni tanıdın mı? Geçen sefer salıncakta sallamıştım hani seni. Adım neydi bakalım? Serap. Bir daha unutma, tamam mı? Gülsüm Hanımcığım, yardım ister misin? Ah, ne kadar makbule geçer Nilgün Hanım. Ben kızartmalara başlıyorum. Bir salata kaldı yapılacak. İyi, onu da ben yapayım. Eskiden rahmetlinin zamanında bu ev dolup dolup taşardı. Hareket, bereket. Evet, ben de iyi hatırlıyorum. Nilgün, Nilgün. Dur Ali, şimdi işim var, hadi. Hadi oğlum git. Dışarıda misafirlerin yanında uslu uslu otur. Hadi benim güzel oğlum. Ya ben Nilgün'le kalacağım. Ali, ne işin var mutfakta senin? Çık. Bak üstün başın nasıl yemek kokmuş. Hümeyra Hanım da bugünlerde pek sinirli. İpek bluzun ütüsünü beğenmemiş. Kök söktürdü bana. Sinan Bey'in de talihi işte. Ne kız anaları babaları can atardı onu damat edinmek için. Neyse,
Biraz da rahmetlinin kabahati oldu bu işte. O bulduydu Hümeyra Hanım'ı. Kibirliydi ama bu kadar sinirli değildi. Başı yukarıda sessiz bir kızdı. Kim derdi ki... Limonlar nerede Gülsüm Hanım? Bak çıkardım orada yumurtaların yanında. Ne oldu okul işi? Yazışmalar filan tamam. 2 aya kadar yolcu Canan. İsviçre kesin yani. Evet. Sinan abim de oradaki ziraat fakültesini bitirmişti zaten. Neden ille de ziraat? Bana kalsa bu konuda biraz daha düşünürdüm. Ama babam çok ısrar etti. Ne de olsa çiftliğin yönetimini siz ikiniz üstleneceksiniz. Ya sen Nilgün, üniversiteye gitmek istemiyor musun? Buradan ayrılmam, bu kesin. Kolejde yatılı okurken çiftlik nasıl da burnumda tüterdi anlatamam. Canan'ın kafasını şişirirdim hep, iyi bilir. Evet, hafta sonu tatili geldi mi ben babamdan nasıl izin alayım da İstanbul'da kalayım diye düşünürken... ...o soluğu burada alırdı. Açık öğretim falan var şimdi. Bilmem, bakalım. Kızımız yazar olacak, bütün hevesimiz bu. Sahi mi? Karalıyorum işte bir şeyler, amatör işi. Peki senin öteki mesele ne olacak? Evlilik mi? Artık onu da bir sonuca bağlamak lazım. Bugün bir fırsatını bulup konuşacağım. İyi şanslar. Vallahi ben artık işin koşturmaca kısmını Engin'in üzerine yıktım. O işlerin altından kalkmak için genç olacaksın, enerjik olacaksın. Ama nerede? Bizden geçti. Allah razı olsun. Sinan da çiftliğin yükünü aldı benim omuzlarımdan. İleride Canan'la ikisi, iki kardeş işleri daha da büyütürler inşallah. Şanslısınız Servet Bey. Şimdiki gençler toprakla uğraşmayı sevmiyorlar. Yeni yeni bir sürü meslek çıktı. Onlara heves ediyorlar daha çok. Ben o kuşaktan değilim ki. Doğru, yeni kuşaklar topraktan kaçıyor. Ama ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ömrümce de burada kalacağım. Karım da sağ olsun bir şehir kızı olmasına rağmen... ...büyük bir özveriyle benim bu çiftlik hayatımı paylaşıyor. Size bir şey söyleyeyim mi hanımefendi? Burada yaşadığınız için çok şanslısınız. Doğanın içinde tertemiz bir hava, göl, ağaçlar... ...cennet gibi yani. İstanbul her geçen gün biraz daha bozuluyor. Engin çok doğru söylüyor Hümeyra Hanım kızım. Hele yağmurlar başlamaya görsün. Azap oluyor bir yere gidip gelmek. Bir de trafik varsa... Yok. Ne derseniz deyin, Hümeyra'yı ikna edemezsiniz. Boşuna titizleniyorsun. Babam seve seve kabul edecektir. Bak göreceksin. Ben onu önceden hazırlarım. Benim mutluluğum onun için her şeyden önce gelir. Hayır. Ne demek hayır? Onun itiraz etmemesi benim için yeterli değil. Ne istiyorsun peki? Meteliksiz bir stajyer olmaktan kurtulayım önce. Bu kadar beklemeye hiç gerek yok, inan bana. Babanın karşısında eziklik hissetmek istemiyorum. Hissetme öyleyse. Bak, para sorun değil. Babam böyle şeylere değer vermez. Sen hiçbir şey kazanmasan bile yine de rahat bir hayatımız olur. Bundan nefret edebileceğimi anlamıyorsun değil mi? Biraz sabırlı ol. Zaman konusunda kararı bana bırak. Lütfen. Çok hoş bir çift olacaklar. Babama kolejden arkadaşlarımıza uğrayacağız dedim. Ona göre. Tamam canım, merak etme. Sen Engin'le gezerken ben Şükriye'de otururum. Fazla uzatma yalnız. Kemerim nerede? Hadi Sinan abim sabırsızlanıyor. Şükriye'nin evinin önünde birlikte ineriz. Sen yukarı çıkarsın. Ben de taksi atlayıp Engin'in ofisine giderim. İhsan Bey görünmedi. Yok canım. Orada olmayacakmış ki. Akşam 5'e doğru ben de gelirim Şükriye'ye. Abim oradan alır. Ben hazırım. Tabii hazır olursun. Sen sevgilinle buluşmuyorsun ki. Aman anladık. Ali buraya gel çabuk. Ali çabuk diyorum. Sancak ticaretin dosyasını okudun mu? Tabii. Bir de özetini çıkartıp masana koydum. Masama mı? Bulamadım. İşte ifade tutanaklarının da fotokopisini çekip iliştirdim. Yaşa. İhsan Bey boşuna benden çok güvenmiyor sana. Ya şunları da bir daktilo eder misin? Tabii. Yazımı okuyabilen tek kişisin. Canan'dır.
Gel canım, hoş geldin. Kim var? Serap, o kadar. Pek oturmasak, beşten önce Şükriye'de olmam lazım. Toparlanayım, bir beş dakika otur. Merhaba Serap. Hoş geldin. Özür dilerim, Kerim Bey'i arıyordum. Müze müdürü. Kerim Bey izinde, yerine ben bakıyorum. Buyurun. Peki ya müdür yardımcısı? Sacit Bey birazdan gelir, bir yere kadar gitti. Ben yardımcı olabilir miyim? Kerim Bey arkadaşımdır, öyle bir uğramıştım. Oturmaz mısınız? En azından Sacit Bey'i görürsünüz. Sizi rahatsız etmeyeyim, çalışıyorsunuz. Sacit Bey'in odasında bekleyeyim. Buyurun, rica ederim. Bir şey içer misiniz? Hesap ettim. Gittikten tam 4 ay 8 gün sonra buradayım. Sömestr var ya. Büyütme bu kadar. Nasıl olsa her tatilde geleceksin. Her gün de mektup yazarız birbirimize. Olur. İşi gücü bırakalım, kendimizi mektup yazmaya adayalım. Alay ediyorsun. Canan, ortaokulda olur o senin dediğin. Hayır, sevgililer birbirine her gün yazar. Biliyor musun? Sen hala çocuksun. Bir de evlenmeye kalkıyorsun. Zaten evlilik senin için bir oyun. Ne münasebet. Merak ediyorum, ne zaman büyüyeceksin? Zor şartlar karşısında ne yaparsın? Nereye kadar dayanabilirsin? Her şey iyi olacak, harika olacak. Hiçbir şeye dayanmam gerekmeyecek ki. Bunu bilemezsin Canan, kimse bilemez. Hep bir çiftlikte yaşamayı isterdim. Herhalde sizin aklınız da şehirdedir. İnsan nedense elde edemediği şeyi arıyor. Yok, ben çiftlikten çok memnunum. Şehre de pek sık gelmem. Eşiniz de o hayatı seviyorsa mesele yok. Alışması pek kolay olmadı doğrusunu isterseniz. Ama sonra mecburen. Neden mecbur olsun? Ama benim evlendiğine göre benim yaşadığım ortama uyumak zorunda, öyle değil mi? Bence değil. Siz onunla birlikte şehirde yaşamayı düşünmediniz mi hiç? Kadının yeri kocasının yanı değil midir? Tersi de geçerli. Neden koca karısının benimsediği ortama gitmesin? Vallahi böyle feminist düşünceler bana ters geliyor. Belli. Bunların çiftlere mutluluk getirdiğini pek sanmıyorum. Sizin eşiniz ne diyor? Benden pek farklı düşünmüyor. Şanslısınız. O da sizin gibi İstanbul'a mı atandı? Hayır, o mimardır. Ankara'da özel bir büroda çalışıyor. Nasıl olacak peki? Siz burada, eşiniz orada? Artık eşim değil, ayrıldık. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. İyi günler. Bu ışıkta yapma Hümeyra, gözlerini bozacaksın. Merhaba. Amcacığım, çok özür dilerim, uyuduğunuzu fark etmedim. Aldırma. Kabahat ne sende ne bende. Kabahat yaşlılık denen şu illette. Ne yaptınız bakalım? Canan'la Şükriye'de oturduk işte. Sonra Sinan abi bizi aldı. Kerim ne yapıyor Sinan? Neden aramıyormuş ne zamandır? İzindeymiş baba. Ha, bulamadın öyleyse. Canan odasında mı? Duş alacakmış. Ali nerelerde? Yoksa onu götürmedik diye küstü mü bize? Odasında, cezalı. Yine mi? Ne demek yine mi? Yalanını yakaladım, ödüllendirecek değildim herhalde. Gidip bakayım bir ne yapıyor. Nilgün, hayır. Sadece gidip biraz konuşacağım. Siz böyle yaparsanız onu nasıl terbiye edebilirim? Bu yüzden cesaret buluyor zaten. Küçük bir çocuk o. Kendi çocuğun olduğu zaman onu istediğin gibi terbiye edersin Nilgün. Haklısın yenge. Özür dilerim. Ne oluyorsun Hümeyra? Nilgün'e çok ayıp ettiğini farkında mısın? Daha fazla susamazdım Sinan. Benim çocuğumla olan ilişkilerime müdahale etmeye ne hakkı var? İyi niyetli davranıyor. Ali'ye kıyamadığı için. Bu işleri bacak kadar kızdan öğrenecek değilim. Neden her zaman onu savunuyorsun? Haksızca suçlanan herkesi savunur. Bu kadar kör müsün gerçekten? Ne demek istiyorsun? Bu kız sana aşık Sinan. Ali'yi de o yüzden seviyor. Senin bir parçan olduğu için. O yaşta bir kız için nasıl böyle çirkin sözler söyleyebilirsin? Seni istiyor. Gittikçe kuşkulu, sinirli olmaya başladım. Bunun ilişkimizi nasıl bozduğunu farkında mısın? Beni tehdit mi ediyorsun? Sinan, Sinanoğlu. Elinde hiçbir silah olmadığını anlamıyor musun?
Senin küçük kaçamaklarını bilmediğimi mi sanıyorsun? Neden sık sık bahaneler uydurup İstanbul'a gittiğini? Beni asla ilişkimizi bozmakla tehdit edemezsin. Çünkü sen beni hiçbir zaman sevmedin ve bana yakın olmadın. Nereye gidiyorsun? Ali'ye, onu hapsettiğin odasından alıp dolaştırmaya. O odaya gitmeyeceksin. Sinan, buna izin vermiyorum. Duydun mu beni? İzin vermiyorum diyorum. İzin vermiyorum Sinan. İzin vermiyorum dedim Sinan. Beni duymuyor musun? Sinan, izin vermiyorum. Sinan, beni duyuyor musun? İzin vermiyorum. Nerede kaldı bunlar da? Koca adam. Merak edeceğimizi bilmiyor mu? Bu saate kadar o yaştaki çocuk dışarıda tutulur mu? Bana inat yapıyor. Ha, geldiler galiba. Bizim arabanın sesi değil mi? Beyefendi, beyefendi, bir jandarma jipi geldi. Ne istiyorlarmış? Evet. Bu saatte. Hayrola evladım? Servet Sinanoğlu siz misiniz? Evet. Efendim, bir kaza oldu. Kaza mı? Ne oldu, oğlum nasıl? Yok, sonlara bir şey mi oldu? Çok üzgünüm efendim ama... Ne oldu, Umut var mı? Maalesef kaybettik. Doktor Cavit Bey baktı mı? O geldiğinde her şey sona ermişti doktor. Hastaneye getirildiğinde hiç şansı olmadığını siz söylemiştiniz. Ya, aileye haber verdiniz mi? Hayır, ben cesaret edemedim. Hepsi dışarıda bekliyor, siz söyleseniz. İşin en zor yani. Anne çok perişan, haberi alınca onun da tedavisi gerekecek. Ay. Tamam, merak etmeyin, iyileşiyorsunuz. Öyle, o iyi mi? Evet, evet, endişe etmeyin. O zaman yüreğindekileri haykırmamak için kendini zor tuttum. Çünkü bunlar kelimelerle insan sesine dökülemezdi. İfadesini bulmazdı. Bunlar yakıcı bir nefes, hatta bir son nefes ya da bir yangın olabilirdi belki. Hayır, söylemeyecekti. Güzelliğinden, yakıcılığından hiçbir şeyi kaybetmemesi için yüreğindekileri dile getirmeyecekti. Yalnızca ona baktı. Nasıl anlamıyordu? Tanrım, neden anlamıyordu? Sevda denen şeyi böylesine unutmuş muydu? Gülsüm Hanım, çocuklara haber ver, geldiler. Nilgün Hanım, Nilgün Hanım, Sinan Bey geldi. Canan, Sinan abim geldi. Sinan, başın sağ olsun. O. Abicim. Ömer'e nerede? Odasında. Hadi gel. Başınız sağ olsun Sinan Bey. Yenge, abimi getirdiler. Yenge lütfen. Hayır. Onu görmek istemiyorum. Ne halde olabileceğini düşünsene. Az bile. Keşke ölen ben olsaydım. Uzak dur. Hümeyra. Hümeyra, çok iyi anlıyorum. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Sen neyi anlayabilirsin ki? Kavga zamanı değil Hümeyra. Savunmak, kinetlenmek zamanı. Acımızı ancak böyle hafifletebiliriz, paylaşarak. Ben acımın hafiflemesini istemiyorum. Hele seninkinin hiç. Suçluluk duymamı istiyorsun.
Merak etme, duyuyorum. Hem de istemediğin kadar. Duyacaksın. Çünkü suçlusun Sinan Sinanoğlu. Arabana zorla bindirdin ve bana oğlumun ölüsünü getirdin. Korkarım seni ikna edemeyeceğim. Yine de zamanla bağışlayacağını umuyorum. Asla. Seni asla bağışlamayacağım. Gülsüm'e söyle sana başka bir oda hazırlasın. Burada yalnız kalmak istiyorum. Evin çiftliğin neşesiydi, ışığıydı. Hep ayak seslerini duyacakmışım gibi bekliyorum. Pat pat koşmasın. Ağacım, ne severdi seni. En çok sana yakındı. Nazlanıp şımarırdı sana. Ne yapsa kızmayacağını bilirdi. İnanamıyorum hiç. Hümeyra Hanım odasına götürdüğüm tepsiye dokunmamış bile. Ama böyle olmaz ki. Hastalanır maazallah. Yengem sanki kendini öldürmeye çalışıyor. Anne o. Allah kuvvet versin. İçin nasıl yanar kim bilir. Beni suçluyor. Hakkı da var. Zamanla öfkesi geçer. Daha acısı çok temiz. Sonunda teselliyi yine sende bulur. Senden başka kime var? Bana ihtiyacı yok ki baba. Hatta varlığımı tahammül edemiyorum. Geçer, hepsi geçer. O sana dayanacak, sen ona. Başka türlü olmaz. Sevinçler de, acılar da paylaşılmalı. Bu bir ihtiyaç. Ben o adamdayım. Zavallı babacığım. Birden çöktü. Yaşlandı sanki. Eğer şu kıza bir iş bulabilsek hepimiz için çok iyi olurdu Gülsün ablacığım. Hem onun hayatı kurtulur hem de bizim içimiz rahat eder. Burada iki yere girdi çıktı, huzur vermediler. Şimdiki erkeklerin gözü dönmüş. Sen oralarda bir araştır bakalım. Belki bir şeyler çıkar. Yardımını bekler, ellerinden gözlerinden öperim kardeşin Sami'ye. Sağ olasın Mustafa. Bunlar da beni iş bitirir bir kadın sanıyorlar. Kelim merheme olsa... Öyle deme Gülsün. Ne istedin de yapma servet peşimdeye kadar? Bir şey istemedim ki. İstemem de zaten. Ama büyük hanım sağ olsaydı ona söylerdim. O da elinden geleni yapar. Canım Servet Bey de yapar. Söyleyeyim mi dersin? Söyle tabii. Çiftliğin bunca yıllık emektarısın. Tazecik bir kadındın geldiğinde. Saçların simsiyahtı ta beline kadar. Şöyle omuzlarını geriye atıp yürürdün. Bugün gibi hatırımda. Gençtik o zaman. İkimiz de saçlarımızı burada ağarttık Mustafa. Ama ne me lazım hakkımızı verdiler. Kalbimizi kırmadılar. Hoş tuttular hep. Biz de hizmette kusur etmedik ama. Hepsi iyi, hepsi güzel. Allah hepsinden razı olsun. Ama şu gelini sevemedim gitti. Ev kızı olarak geldi, hep öyle kaldı. Dedikodu etme, dedikodu etme. Gülün dikeni olmadan olur mu? Mustafa! Geliyorum! Küçüklüğünü bilirim beyefendi. Çok iyi bir kızdı. Sonra onu bir Almancıya verdiler. 18 yaşındaydı o zaman. Kardeşime söyledim. Saniye, bu oğlanı gözüm tutmadı. Kıza yazık edeceksin dedim ama dinlemedi. Kız kendi istemedi mi? Yo, istemedi. Anası diretti. Emine de vardı o hırsı, gitti oralara. Artık bilmem kaç sene kaldı, neler geçirdi. Geçen yıl kocası anasının yanına bırakıp gitmiş. Niye?
Bir Alman kadını sevmiş. Artık onu istemezmiş. Boşamış kızı. Çocuğu var mı? Yok, iyi ki de yok. Bir de çocukla ne yapardı? Rahat da bırakmıyorlar ki kızı namusuyla çalışıp kazansın. Sizi de rahatsız ettim beyefendi. Gülsüm Hanım, sana da bir yardımcı lazımdı zaten. Bak gene belinin ağrısından iki büklüm yürüyorsun. Her yere yetişmez zor. Yaşlılık beyefendi. Peki ev işini küçümsemez mi bu kız? Baksana sekreter mekreter diyorsun. Yo, yapmaya çalıştı ama olmadı. İşte rahatsız etmişler kızı. Eğer kabul eder dersen... Eder eder beyefendi. Sen çağır yeğenini buraya. Yemekti, ütüydü, o koştursun. Allah razı olsun. Ne iyi olur beyefendi. Bir haber et bakalım. Otobüsü atlasın gelsin. Gerekirse bizim Sadık'ı yollayalım almaya. Yok, kendi gelir. Koskoca kadın. İyi, hadi bakalım, hayırlı olsun. İnşallah beyefendi.